Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibiyle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsı dikkatler ekranımızı bulsun. Joe Biden, Xitayning Uyghurlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bildirdi. Amerikaning yangi prezidenti Joe Biden mo Xitay Uyghurlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi deb qaraydiganligini bildirgan. Washington kuzatuvchisi Gensning 24-yanvar xabar qilishicha, Oqsaroy davlat xavfsizlik kengashining bayonotchisi Emily Horne mazkur gazetaning muxbiriga prezident Biden Uyghurlarga qaratilgan bostirishni irqiy qirg'inchilik deb atadi. Ve onunla mümkün olan en küçülük ibarları bilen karıştırdı degen. Sabık prezident Trump hükümeti 19 yanvar vazifesini ahırlaştırıştın bir gün burun Xitayın Uyghurlarga karata irqi kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılganlıkını ilan kılgan idi. Bırak Trump hükümetinin bu kararıga yeni prezident Biden'nin kandak inkas bildirişi halkaranın dikkat noktasına aylanğan idi. Prezident Biden'ın akbarat bayanatçısı Jen Psaki ötken cümle günü muhbirlerinin bu vaqtki sualıga prezidentning bununga qarab chiqadiganligi, uning ilgari Uyghurlar uchrayotgan qo'rqinchli muomila to'g'risida so'zlaganligi, bu to'g'risida o'zining deydigan boshqa so'zi yo'qligini bildirgan edi. Washington kuzatuvchisining bildirishicha Emily Horne Biden'ın bu masaladagi pozitsiyasida hech qanday o'zgarish yo'qligi, u Xitoyning qilmishini izchil irqiy qirg'inchilik deb ataydiganligini bildirdi. Bunun aldıda Biden hükümetinin taşkı işler ministeri Antony Blinken mu, Amerika Kengaş Palatası'nın güvahlık yığınıda sabık taşkı işler ministeri Pompeo'nun bu aktiki kararını kollaydı kallıkını, Xitay'ın Uyghurlarga irqi kırgıncılık yürgüz batıdığı dəb karaydı kallıkını bildirgen idi. İyi Partisi yığınıda söz kılgan Uyghur kız hemmeylenine hayacan kısaldı. Uzundan buyan Şarkı Türkistan meselesiyle yakından köngül bölüp kelibatkan İYİ Partisi bugün 27 yanvar parlamenti açkan haftalık yığınında yana hakimiyet üstüdeki Adalet ve Terakkiyat Partisi ve onun şeriki Milletçi Hareket Partisi'ni Uygurlar hakkında sükut kılganlığı üçün kattık ayıpladı. Yığında söz kılgan partiya reisi Meral Akşener Hanım hecivileştirilgen halde başlayan sözü de şunu körüvatımız ki Xitay Merkez Komiteti Türkiye Komissarı kısmen hakimiyet üstüde bolgan namı meşhur hürmetlik Jinping, bilginanlardak Jinping bir isim, şi bolsa famile. Hürmetlik Jinping perinçek, men Müslüman dep yürüvatkan hürmetlik Erdoğan'ımı, Türk milletçisi men dep yürüvatkan hürmetlik Bağçalı'ımı bir nimelerini kılıp esir aptu. Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghur kerindaşırımızda yürüvatkan zulümüge Avrupa ve Amerika'dan avaz kilivatkan peyitte, Ankara'dan hazırgıcı hiçbir avaz çıkmadı. Şunakla oturdu 2017 yılı kılınan cinayetçilerini almıştırış kilişimi var. Milletvekillerimizde şunu hitap kılımın ki bunu yakından küzütsiler. Kendi köreyle taşkı işler komiteti bunu kün tertipke ilişki cesaret kılalım diyor. Bu yerden şunu ilan kılımın ki bu kilişimge imza koyduğun kişi kırındaşlarımızdan zulümüge imza koyduğun kişidir. Ve bunu bir numus nişanesi süptede ömür boyu götürüp yürüdü. Ve ömür boyu hemme adam unutusumu men hayat bulgan müddetçe o numus midalini o boyundan algılı koymaymen. Kasem kılmen ki koymaymen digerlerini bildirdi. Ve sözün devamlaştı. Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri namı diğer kısmen iktidar Sayın Jinping, Jinping isim biliyorsunuz. Xi Jinping, Xi soyad. Sayın Jinping Perinçek, Müslümanım diye gezen Sayın Erdoğan'ı da, Türk milliyetçisiyim diye gezen Sayın Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış. Ayrıca ortada bir de Çin'le 2017 yılında yapılmış bir suçluların iadesi anlaşması var. Milletvekillerimize sesleniyorum. Bunu çok sıkı takip edeceksiniz. Bakalım Dışişleri Komisyonu gündemine almaya cesaret edebilecekler mi çok merak ediyorum. Buradan ilan ediyorum. Bunu yapacak kişi kardeşlerimizin mezalimine imza atacak kişidir. Ve bunu bir utanç nişanı olarak ömür boyu taşıyacaktır. Ve ömür boyu herkes unutsa dahi ben ölünceye kadar o nişanı o boyunda taktırmaya devam edeceğim. Vallahi devam edeceğim. Billahi devam edeceğim. And olsun devam edeceğim. Şart olsun devam edeceğim.
ve sözünü devamlaştırıp, manı bu sebeplik bugünkü yığınığa Atıyurt Şarkı Türkistan'dan Kaşgar şehirden gelgen kıymetlik bir mekmanı teklif kılgallıkını bildirip, Nursimangül Abdirişit'ini söz kılışkı teklif kıldı. Bu hafta kürsümüzün çok özel bir konuğu var. Kendisi haktan ayrılmayan Türkler Allah tarafından hak üzerine kuvvetlendirildi diyen büyük alim Kaşgarlı Mahmud'un diyarından geliyor. Doğu Türkistan'ın evladı Kaşgarlı Nursimangül Abdirişit kardeşim aramızda. Kürsüyü ona, sözü de atalar diyarı Doğu Türkistan'a bırakıyorum. Buyur güzel kızım, kürsü senindir. Kızgın alkışlar içinde sahneye çıkan Nursimangül Abdirişit hayacan içinde sözüne başlayıp bunularını dedi. Ailemden ve milletimden derdini anlatış için bana bu fırsatını bergen hemmeylenge rahmet eytimen. Benim ismim Nursimangül Abdirişit. Türk dünyası iftihar bilen tilga alıdığan Kaşgar'da tuğulup köy buldum. Ve aşu vatengi yaramlık evlat buluş için köp tiriştim ve 2015 yılı okuş için Türkiye'ye geldim. Ve ahire okuşumunu püttürüp hazır İstanbul'da tunulgan bir fabrikede işlevatim ben. Lekin bu hoşallıkımını ailemge yetküzemedim. Şununla işinanlar ki hazır ben işçide turbatkan ehvalini Allah düşmenim gibi vermesin deydiğen derecede yaşamaktım ben. Evet, başardım. Mezun oldum ve şu an İstanbul'da prestijli bir firmada çalışıyorum. Ama maalesef sevincimi ailemle, kardeşlerimle paylaşamıyorum. İnanın ki şu an bulunduğum bu durumu Allah düşmanımı bile vermesin dediğim bir durumdayım. 2017 yılı 6. ayının 18. gününden bu yan ailem bilen alakam üzüldü. Del 3 yıllık tırışçallık deyinken şunu bildim ki, apam, dadam, akam ve inim aldı bilen 21. asırının ceza lagırığı eğilip getirildi. Ve kiyin hiç kandık sebep görüstülmesinin kamakı hüküm kılınıptı deyip, ailesinin kancı yıllıktan kamakı hüküm kılınğallıkını tepsiyle tonuşturup ödü. 2017-18 Haziran'dan beri ailemle iletişim kuramıyorum. Ne akrabalarım ne kardeşlerime ulaşabildim. Tam 3 senelik çabadan sonra öğrendim ki annem, babam, abim ve küçük kardeşim ilk önce 21. yüzyılın toplama kampları götürülmüş. Sonradan hiçbir gerekçe gösterilmeden hapse çarptırılmış. İzninizle ailemin fotoğrafını göstermek istiyorum. Babam Abdirişit Toftu, 55 yaşında emekli memur, 16 yıl 11 ay hapse çarptırılmış. Bu benim sevgili annem Tacigül Kadir. 52 yaşında 13 yıllık hapse çarptırılmış. O benim abim Ahmetcan Abdirişit, 34 yaşında, abim de 7 senelik hapse çarptırılmış. Bu da benim küçük kardeşim, o da 15 yıl 11 aylık hapse çarptırılmış. Onların suçu neydi? Yani çocukların mutluluğu için, başarısı için tüm hayatını atmış annem ve babam, Kaşgar'da başarılı iş adamı olan abim ve kardeşim ne gerekçeyle bu kadar zulümü maruz kalıyor? Kin o sözünü devamlaştırıp, mana bu günahsız ailem men sebeplik avval ceza lagırığa keyniden türmelerge taşlandı. Men hazır ata anamdan kayrındaşlarımdan nerede işkellikini kandak turvatkallıkının habersiz men. Halkara taratkularda tarıklı vatkan haberler, hüccetlerden körü vatkanlardak, 2017 yıldan başlayıp Xtay özünün kanunlarımı emel kılmasın, Türkiye'ye okuşkı çıkış, çet elde ticaret kılış, çet eldeki uruk tukallar bilen körüşüş digendeklerini mi bir cinayet katı aradı sanıdı. Ve hazır Şarkı Türkistan'da 3 milyondan 5 milyon kaçı halkımız ceza lagırığa kamaldı. Yani uluslararası medyalarda, uluslararası kamuoyuna sunulan raporlardan gördüğünüz gibi 2017'den beri Çin kendi yasalarını hiçe sayarak mesela Türkiye'ye okumaya gelmek, yurt dışında ticaret yapmak, hatta yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurmayı bir suç olarak nitelendirdi ve şu an 3 milyondan 5 milyona kadar kardeşlerimiz toplama kampında bulunmaktadır. Türkiye'de aldanlarga uçurgan herkandak bir Uygur'dan sorusanlar, onların hemmesi mana okşaş azap çekip atıdı.
Hatta ata-anasının, kerindaşlarının, balılarının ayrılıp kalan Uygurlarının ilacısızlıktan kollarda aile azalarının resimleri bilen İstanbul'un köçelerde derdini anlatış için menevatkallıkını köreleysler. Men fakat bir insan bulu süpütüm bilen ata-anamını körüşünü, onlarını kucaklaşını, onlar bilen birli yaşaşını halaymen. İnsanlıktan, Müslümanlardan, Türklerden yardım saklap 4 yıl ötti. Lekin hazırgıcı ceza lagırları mevcut ve tihimi kengiyvatıdı. Her günü kırgın kılınıvatkan insanların sani iş minuvatıdı. Uygur yaşları mecburi emgekki selinip kul ornada işiltilivatıdı. Uygur kızları resmi halde Hıtaylar tarafından tallanıp durup, toy kılış namıda ayak astı kılınıvatıdı. Ata anısız kalan balılar, balılar lagırlarına elip getilip, Hıtay kılıp terbiyelenmekte. Hıtay özünün cinayetini yuşuruşka kançılık uğrunuğun bozumu, dünya Şarkı Türkistan'da 101 vatkan katliamını bilip yetti ve Hıtay'nın hakiki yüzü içip taşlandı. İnanın ki, yani önünüze çıkan herhangi bir Doğu Türkistanlı kardeşlerinizden sorarsınız, benimle aynı olan acı gerçekleri size anlatır. 90 yaşındaki dedesi, anne babası, yani 30 senelik memur olan annesi, hatta Türk vatandaşı olan kardeşinin nerede olduğunu bilemeyip de onların toplama kamplarında hayat olup olmadıklarını öğrenmek için İstanbul'un sokaklarında kendi sesini duyurmaya çalışan kardeşlerimi her yerde... Ben ahırda şunu sormayı turalmayım ben. Dünya nimini saklavatıdı? Şarkı Türkistan'daki milyonlarca insanların ölüşünü mü? Eğer hakikaten sizlerden bu sükutunlar Şarkı Türkistan halkının yok buluşuna sebep bulduğun olsa, insan haklarının varlıkına, Müslümanlarının, Türklerinin kıyrındaş işkerlikine ben kandak işineyim. Kolunlarını yürükünlerine koyup durup oyla pekınlar. Vicdanı bar, yürükü bar her kandak kişinin koludun kelgenini kılışını ümit kılmen. Bu zulümü birlikte tohtağı değişenlerini ümit kılmen. Men sözümünü sözlüdüm, emde insaniyetten cevap kütümen. Bana kulak salgınanlar üçün rahmet eğitimen dep sözlerini ahırlaştırdı. İndi, şunu sormadan edemiyorum. Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini mi? Eğer gerçekten sizin bu suskunluğunuz, yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin yani silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu? Nasıl inanırım ki Müslümanların, Türklerin kardeş olduğunu? Lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz. Vicdanı olan, insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum. Bu zulüme hep birlikte dur demenizi istiyorum. Ben sözümü söyledim, şimdi insanlıktan cevap bekliyorum. Beni dinlediğiniz için, acılarımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Saygılar. Nursiman Gül'ün sözü ahırlaşı bilen bütün zal içindekiler öğrü durgan halda onunla alkış sadaları yağdırdı. Arkadan sahneye çıkan reis Meral Akşener Hanım Nursiman Gül'e rahmet etti ve bir şiirini okup yığladı. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, mağı zindan bulur Maraş, Elbistan. İbn Sina, Korkut dedem Alp Arslan, ger sükut kılsam hakkınge mini keçürmüsün. Meclisteki bu sözler bugün Türkiye'nin nurgun taratkı olurdu köçürüp tarıkıtıldı ve kattık gulgulu kozgıdı. Antony Blinken Uygurlarga karşı irki kırgıncılık elip berli vatkallıkını kayıt tekitledi. Amerika'nın bu nöbetlik taşkı işler ministeri Antony Blinken vazifeye tayinlenip tüncü ötküzülgen akbaratı ilan kılış yığınıda Hıtay'nın Uygurlar üstüden irki kırgıncılık elip berli vatkallıkını kayıt tekitledi. O 27 yanvar günü muhbirlerinin Trump hükümetinin Uygurlar üstüden çıkarken irki kırgıncılık kararı hakkındaki suallarına cevap verip mundaq dedi. Menin Uygurlarga karşı irki kırgıncılık elip berilibatıdı degen hükümüm yanılı əsildikidek. Onun da özgürüş bolğunu yok. Amerika'nın sabık taşkı işler ministeri Mike Pompeo 19 yanvar bayanatı ilan kılıp, Hıtay'nın Uygurlarga karşı irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılıvatkallıkını çakarlıgan idi. Növette onun vazifeye resmi oltırıp tüncü günü ötküzülgen akbarat ilan kılış yığını da yanı bu noktunu tekitleşi alahide dikkat kozgıdı. Filippin Hıtay bilen tüzgen 10 milyard dolarlık kuruluş türünü bekar kıldı. Fransiya avazının 28 yanvardaki haberde bildirilişçe Filippin Hıtay haberleşiş kuruluş şirketinin 10 milyard dolarlık aerodrom özgertiş kuruluş türü kelişimini bekar kıldı.
Xabarda qeyd qilinishicha Filippinning Cavite ölkəsi 10 milyard dollarlıq aerodromni yangilash qurilish turini amaldan qaldirgan bo'lib, bu Filippin prezidenti Rodrigo Duterte hokimiyat yurgizgan mazgilda Xitoy shirkatlari qatnashgan eng cho'ng turlarning biri ekan. Duterte 2016-yili hokimiyat peshiga chiqqandan buyon Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash ustida izlanib kelgan. Xitoy xabarlashish qurilishi 8-ci ayda Amerika tarafidan qarz tizimiga kirgizilgan Xitoy shirkatlarining biri ekan. Ama Filippin dairleri mezkur kuruluş türünün bekar kılınışı Amerika ilan kılgan karı tizimlik bilen münasibeti yokluğunu etkan. Mezkur kuruluş türü 2019 yılı bekitliğen bulup, dayı haberleşiş kuruluş şirketi bilen Filippin şirketi Makro Asya Xeridar çakırıştı galibi kılgan. Şunun bilen Kavite ülkelik hükümet bilen hemkarlaşıp Sangeli aerodromu yenilaşını karar kılgan. Kavite'nin valisi Juanito Victor Rimulla Gevdi'nin hüccetleri de 3-4 orundu yetersizlik bari digen. Ma'lum bo'lishicha Xitoy xabarlashish qurilish shirkati o'tgan yili avgust oyida Amerika qora tizimligiga kirgizilgan Xitoy shirkatlarining biri bo'lib, Amerikaning embargosi xili sohada kuchini namoyon qilgan. Uyg'ur qirg'inchiligi qarori va uyg'urlarning kelgusi. Butun dunyoning diqqati Amerika tarixidagi bir qitimliq favqulodda saylamdan keyin barliqqa kelgan yangi navbatlik hukumatga markazlashayotganda Oqsaroydan chiqib ketish oldida turayotgan hukumatning Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorni e'lon qilishi g'arb dunyosi bilan Xitoy o'rtasida zo'r bir hang paydo qildi. Bulibmi, yangi navbatlik hukumatning tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandining bu qarorni to'liq muayyanlashtirishi bu holni texamo kuchlik namoyon qildi. Shuning bilan bir vaqtda shu kunning o'zida Angliya parlamentida irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan Xitoy yoki uningga o'xshagan har qanday bir davlat bilan savdo munosabatida bo'lmaslik haqidagi qonun loyihasining rad qilinishi bu sahadaki hırs ve kıyınçılıklarının hele hem zor işkellikini körsetti. Ama Amerika hükümetinin muşundak bir halkılıkuç kararını ilişe hakkıda söz bulganda, meyle mutakhasistler bolsun ya ki avam puhralar bolsun, Uyghurlarının ehvalidin haberi barlıki kişi bunun gayet zor icabi kıymetki ege bir karar işkellikini tehditlemekte. Ama Washington şehirdeki Miras Fondu'nun siyasi analizcisi Olivia Inas Hanım'dan fikirece, bunun tekimi zor ehmiyeti bu yeniden teşkillengen Biden hükümetini avazı boğulgan Uyghurlar bilen, şunundak adalet bilen bir sebt turuşku bivasti ündeşte en roşan ipa adilindu. Bu kararının elin gallaki hakikatini en doğru derecede yaklıgan bir muşim kademi hesaplundu. Yani gelip bu Amerika hükümetinin tuncu kıtım insaniyetke karşı cinayet ve kırgınçılık hakkıda aşkarı kararı ilişidur. Bundaq bir qaror elinğan ekan, u tarix va siyosiy qaror nuqtasidan qaraganda hukumatning buningga munosib inkas qaytaradiganligi hamda tegishli tadbirlarni oladiganligidan bishorat beradi. Shunga Tramp hukumatı mazkur qarorni Oqsaroydan ayrilish harfisidek mushundaq oxirgi minutlarda olgan bo'lsa-mu, bu qaror yanada odamni bakli xursand qiladi. Ammo Biden hukumatı Uyg'ur musafirlarga salohiyat berishini tizlitish Aşu qırğınçılıqqa şirik bulvatqan hamda onu icra qılıvatqan Xitay əməldarlarga və Xitay şirkətlərgə jaza beriş haqqıda söz qılmadı. Amma xalqara nöqtədən elib aytqanda bolsa, bu dünya cəmaətinin fikrini bir nöqtəyə toplaş hamda növbətdəki dəfsəndəcilikə qarşı köp qatlamlıq inkas payda qılışda zor əhmiyyətə ega. Növbətdə Amerika hökumətinin Uyğur qırğınçılıqqa haqqıdakı qərarını alğanlığı siyasi ufqunun ən yuqarı pəlləsi deyə emas, Aksiga Amerika hukumatining texamo ko'p davlatlarni bu chaqiriqqa ovoz qo'yishga chaqirishi deb qaralayotgan bo'lib, yangi navbatlik Amerika hukumatining mushundoq bir tarixiy orqa ko'rinish asosida texamo kuchli tadbirlarni amalga oshirishi uchun bir sinoq bo'lib qolmoqda ekan. Samir Zuberi Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deyishni qo'llayman dedi. Kanada parlamenti avam palatasidagi konservativlar hukumatning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi to'g'risida avam palatasiga qaror loyihasi sunadiganligini bildirdi. Kanada Yarshari pochtasi gazetasining xabar qilishicha Kanada parlamenti avam palatasining konservativlar partiyasidan bo'lgan a'zosi Michael Chong 27 yanvar konservativlarning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risidagi bir qaror loyihasini avam palatasida eng tez orada sunadiganligini aytgan. Kanada parlamenti avam palatasining kishilik huquq tuvan komiteti o'tgan yili 10-ci ayda Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilib, hukumatning e'tirof qilishini talab qilgan. Parlamentning kishilik huquq tuvan komitetidagi liberal parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan bu qarorga bosh minister Trudeauning liberal hukumatı pozitsiya bildirishini rad qilgan edi. Samir Zuberi o'tgan yili 10-ci ayda kishilik huquq tuvan komitetining irqiy qirg'inchilik qaroriga qo'llab ovoz bergan liberal parlament a'zosi. Samir Zuberining ta'kidlashicha xalqaro jamiyat bu irqiy qirg'inchilikning yana davomlashishiga yo'l qo'ymaydi ekan.
O Amerika yeni hükümetinin mi bunu irqi qırğınçılıq dep itiraf qilishi bunun ifadesi ikenligini bildirdi. Samir Zuberi sözde yana Xitayning nima uchun mazkur rayonda yuz berayotgan ishlarga oid uchurlarning tashqariga chiqishini cheklaydiganligi menga tushunishlik. Biz bu ahvolni dunyo jamoati bo'lib sifatida o'zgartishimiz, mazkur rayon bilan aloqa qurishimiz kerak. Bu dunyoda insoniyatga qarshi jinoyatga o'rin yo'q. Irqiy qirg'inchilikka teximi o'rin yo'q. Shunga biz dunyo jamoati sifatida besim qilishimiz, besimni davomlashtirishimiz lozim. Men ular buni yana davomlashtiralmaydi deb qarayman. Bu davom qilolmasligi kerak. Chunki xalqaro jamoat uningga davomliq yo'l qo'ymaydi, uningga orilishidi. Biz buni Amerikaning ifodasida ko'rdik deganlarni bildirdi. Beijing Xitoy Amerika armiyalari munosabati yangi tarixiy boshlanish nuqtasida turmoqda dedi. Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi bilan bo'lgan munosabatning yangi tarixiy boshlanish bosqichida turayotganligini e'lon qildi. Xitoy davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Wu Chen muxbirlarga oylik dokument berish yig'inda so'z qilib, ikki davlat armiyasi o'rtasidagi munosabat Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump davrida nurg'un xatar va xirislarga duch kelganligini, ammo navbatdagi munosabatlarning asliga keltirish fursati borligini aytdi. Wu Chen taraflarning seshanba va chorshanba kunlari telefon yig'ini o'tkazib, Osiyodagi to'qinishlarda yo'qolib ketganlar bilan Amerika urush asirlarining izdirikini qilish to'g'risida suhbatlashganligini bildirib, andisha qilinayotgan masalalar va ikki armiyaning hamkorligi to'g'risida chuqur fikr almashtirilganligini, Xitoyning insoniy sohada Amerikaning andishalariga ahamiyat beradiganligini aks ettirganligini tilg'alab o'tdi. Wu Chen ikki davlat armiyasining hamkorligiga ahamiyat berib, to'qinishdan saqlanishi kerakligini ta'kidlab, hozir Xitoy-Amerika armiyalari munosabati yangi tarixiy boshlanish nuqtasida turmoqda dedi. U Amerikaning armiyalar aro munosabatlarda aloqani kuchaytirish, xatarni kontrol qilish, krizisin saqlanish va munosabatni ilgari surishda Xitoyning andishasini nazarga olib, muvofiq harakat qilishini umid qildiganligini so'zlarga ilova qildi. Amerikaning yangi tashqi ishlar ministri Antony Blinken bo'lsa, Filippinlik mansabdoshi Teodoro Luxin bilan telefonda ko'rishganda, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi da'volarni rad qildiganligini ta'kidlab, Beijing rejimining besimiga qarshi Sharq Janubiy Osiyo davlatlari bilan ittifoqlashadiganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Covent Hindiston-Xitoy chegarasiga zapas askar o'rinlashtirganligini bildirdi. Hindiston prezidenti Ramnath Kovind Hindiston-Xitoy chegarasiga texnik ko'p askar o'rinlashtirganliklarini e'lon qildi. Janubiy Xitoy atigalik pochtagasida Hindiston prezidenti Kovindning davlatning egalik huquqini qo'llash maqsadida amaliy kontrol qilish liniyasi chegara rayoniga texnik ko'p askarni o'rinlashtirilganligini aytganligini xabar qildi. Kovind parlamentdagi so'z jarayonida Hindistonning amaliy kontrol chizig'idagi egalik huquqini qo'llash uchun qo'shimcha harbiy kuch avatilganligini bayon qilib, hukumatim butunlay davlatning manfaatini qo'llashda chiqib turdi degan. Himalaya tog'i bilan qo'rshalgan eniqsiz chegara liniyasi uzun yillardan buyon Xitoy bilan Hindistonning egalik huquqi mojarosiga sabab bo'lib kelmoqda. Iqin sular, ko'l, muzliq va qorliq cho'qqilarini o'z ichiga olgan 3500 km uzunlikdagi chegara ba'zida ikki tarafning qoralliq surkilishlarini keltirib chiqarmoqda. Beijing rejimi Hindiston taraf Janubiy Tibet deb ataydigan Arunachal Pradesh shtatidagi 90 ming kvadrat kilometrlik yerning o'ziga tabe ekanligini ilgari sursa, yangi Dehli Oqsay chin egizligini qoplagan 38 ming kvadrat kilometrlik rayonni Xitoyning egilib olganligini ilgari surmoqda. Gerçi taraflar uzun yıllık söhbetlerge karamay ilgilik hukuk macerasını hal kılalmadı. Xitay bilen Hindistan otursudaki zidiyat 2017 yılı Xitay'nın rayondaki çigra yolunu talaş tartışlık ilgizlikli tutaştırışkı uğrunuşu neticesi de küçüyüp ketken idi. Xitay halıqtın paydalanıp özünü şermende kılışını devamlaştırmaqda. Amerika sabiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 yanvar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bosturish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini e'lon qilgandan keyin Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari idora organlarida ishlayotgan uyg'urlarga va xalqqa qisqa sin orqali Pompeoni ayiblash buyrug'i tushirgan edi. Yaqinqi kunlarda bu vaqtda tarqalayotgan sirlar Xitoyning o'z jinoyatidan qochayotganligini va o'zini oqlash uchun begunoh xalqni majburiy so'zultishni davomlashtirayotganligini isbotlab bermoqda. Bugun tarqalgan sirlarda 90 yoshlik momay bilan yosh bir qiz so'zultilgan bo'lib, ular sobiq Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo'ning Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik olib berayotganligi va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi haqidagi bayonotga qarshi Sharq Turkiston xalqining nihoyat yaxshi sharoitda xoshal-xuram yashayotganligini, Pompeo'ning aytganidek irqiy qirg'inchilik yo'qligini, aksincha Xitoy rejimining ularga eng yaxshi turmush holatini hozirlab berganligini aytgan.
Antony Blinken, Amerika Şarkı-Canubi Asya elleri bilen birlikte Xitayning besimiga taqabil turdi dedi. Reuters agentligining 29 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligining yangidan tayinlangan ministri Antony Blinken chorshanba kuni so'z qilib, Amerikaning Janubiy Osiyo ellari bilan birlikda Xitoyning Janubiy dengizdagi kengaymachiligiga taqabil turadiganligini bildirdi. Antony Blinken Filippin Tashqi ishlar ministri bilan telefonda ko'rishganda yuqori so'zni qilgan bo'lib, Amerika bilan Filippinning uzoq muddatli hamkorlik kelishimining muhimligini ta'kidladi. Xabarda bildirilishicha, Xitoy virusi yamirab ketgan vaziyatdan foydalangan Xitoy rejimi Filippin qatorliq davlatlarga tahdid soladigan qarorlarni chiqargan. Amerika buni ayiblagan. Xitoy yana seyshanba kuni bu hafta Janubiy dengizda harbiy manevr o'tkazilganligini jakarlagan. Bu hafta tashqi ishlar ministri bo'lib xizmatga tushgan Antony Blinken Xitoyning Janubiy dengizdagi kengaymachiligi va ig'vogarchiligiga qarshi turadiganligini ta'kidlagan hamda Xitoyni xalqaro qonunga rioya qilishga chaqirgan. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishinglarning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shuna qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.